Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan birodarlarimizga davlatim otam jannatim onam naburoni tavsiya qilamiz. Bismillah. Mana buni qutimizni ko'rishingiz mumkin. Betida Qur'oni Karim tarjimasi hamda Qur'oni Karim kitobi mana tasbihlari, joy namozlari, hamma narsasi mukammal berilgan, Zamzam suvlari, joy namozlari ham qabilgan, juda ham sifatli. Mana jannatim onam hamda davlatim otam yozuvlari, yozuvlari ham bor. Sizlar agar chet elda bo'lsanglar, inshaalloh bepul yetkazib beramiz. Bularimizda shunaqa kojinli variantlari hamda mana har xil ranglardan ham bor. O'zbekistonning barcha hududi bo'ylab inshaalloh yetkazib beramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zavrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjal haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir Yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Dajjolmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Dajjol shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdi-da Yahudiylar yashaydigan tomonga Madinaning uch tomoniga borishdi. Yahudiylarning bog'lardan biriga kirishdi. Umar ibn Xattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtni orqasiga o'tardilar deydi, ozgina turib, ya'ni yugurib-yugurib borib narigi daraxtni orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Biroq ko'rib qolmasin deb ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi, yana ozgina turib yugurib narigi daraxt orqasiga boradi. Xullas ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtni oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, biroq ko'rib qolmasin degandek Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofining ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurriyalar ovozlarini eshitib turadi ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lganda diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uyidan chiqib qoladida payg'ambarimizni uni bolasi ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunday uyg'onadida, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar uyg'otmay turganida buni dajjolmi, dajjol emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofiy" deydi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofi aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh. Ya'ni 12 yashar bola payg'ambarimizga aytayotgan gapini ko'ring. Vaholanki Yahudiylar bilardi payg'ambarimiz haqiqiy rasul ekanligini. Lekin Yahudlardan bo'lmagani uchun iymon keltirishmagandi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Amantu billahi va rasulihi, amantu billahi va rasulihi" dedi. Buni savoliga. Allohga va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. Allohning va uning payg'ambarligiga iymon keltirdim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiyga qarab turib, "Ey Sofiy" dedi. "Men ichimda bitta so'zni yashirdim. Bilasanmi o'sha qaysi so'z?" dedi. Sofiy diqqat qilib turdida "Adduh, adduh" dedi. Rasululloh "Ovozingni o'chir, uningni o'chir, haddingni oshma, ovozingni o'chir" dedi. Cho'chib ketdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida turgan Umar: "Ya Rasululloh, nimani yashiruvdingiz? Nimaga bunaqa bir qattiq keskin javob berdingiz?" deganida "Men unga" deydi, "duxon, tutun" degan so'zni yashiruvdim deydi. U mana shu duxon degan so'zni yarimini tushungan edi. Payg'ambarimizning dilida turgan so'zni yarimini shunday topgan edi. Shunda payg'ambarimiz hali duxon deb aytmasdan turib "adduh" deyishligiga shart to'xtatib turib "uningni o'chir, haddingni oshma" dedi. Shunda ular: "Ya Rasululloh, ruxsat bering chof tashlay kallasini buni" dedi.
Rasululloh Umarga qarab, "Ey Umar" dedi. "Uni tinch qo'y" dedi. "Agar u haqiqatan Dajjol bo'lsa, sen hech narsa qila olmaysan. Agar Dajjol bo'lmasa, uni o'ldirganligidan senga hech qanday manfaat yo'q" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Sofi ibn Sayyod o'rtasida bo'lgan mana shu voqea butun musulmon o'rtasida tarqab ketdi. Hamma Sofi ibn Sayyoddan ehtiyot bo'ladigan bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida Umar ibn Hattob, "Allohga qasam, Sofi ibn Sayyod Dajjoldir" desa, Rasululloh eshitardilar-da, indamasdilar. Ya'ni bir ajib qissaki, Rasululloh davrida bor deyilyapti bu kishi. Sofi ibn Sayyod mana shunday bir payg'ambarimiz bilan bo'lgan shu ishidan keyin mana aytdik, odamlar undan ehtiyot bo'ladigan bo'lishdi. Sofi keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin yosh katta edi, boy bo'ldi, ser farzand bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Dajjolni sifatlaganida aytardilar, uni zurriyoti bo'lmaydi. Ya'ni orqasidan qoladigan farzandi bo'lmaydi deganida. Tug'mas bo'ladi deganida. Ibn Sayyod katta bo'ldi, boy bo'ldi. Payg'ambarimiz uni ko'zini g'ilay bo'ladi deganida, ko'zi soppa-sog' edi. Farzandlari ko'paydi. Rasululloh vafotidan keyin Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar bilan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bilan Sofi ibn Sayyod Madinani tor ko'chalarida shuni to'qnash kelib qolishdi. Ibn Umar shunday qarasa, o'ng ko'zi xuddi siqilgan uzumni donasidek quruq qishayib qolgan edi. Xuddi payg'ambarimiz Dajjolni sifatlab, uni o'ng ko'zi g'ilay bo'ladi, qurigan uzum donasidek qurigan qishaygan holda bo'ladi degandek, ko'zi mana shunday holatga kelib qolgan edi. Shunda Ibn Umar ko'rib qo'rqib ketdi-da, "Ibn Sayyod" dedi. "Qachon ko'zing bunaqa bo'lib qoldi seni?" "Voyta bilmayman" dedi. Ibn Umarning oldida bir qancha bir ashoblari bor edi. "Ko'zing o'zingni boshingda turib, qachon shunday bo'lib qolganligini bilmaysanmi?" deb achchiq qilgan paytda bu Ibn Sayyod aytdiki, "Agar" dedi, "Alloh xolasa meni bu ko'zimni seni qo'lingdagi tayog'inga o'xshat, tayog'ini uchiga ham tushirib qo'yish mumkin" dedi. "Qo'lingdagi hassiyaning uchiga meni ko'zimni tushirish bu mumkin" deganida Ibn Umar shunday g'azabi chiqdi-da, g'azablangan holda tayoq bilan opasi Hafsa binti Umarga kelib aytadi. Ya'ni Hafsa onamiz payg'ambarimiz ayoli, Abdulloh ibn Umarning opasi. Shunda Hafsa onamiz aytadiki, "Sofi bilan nima ishing bor?" deydi. "Uni tinch qo'y. Axir Dajjol odamlar orasida oddiy yashab yurib, bir qattiq g'azablangandan keyin Dajjol bo'lib ketishligi haqida payg'ambarimiz aytgan so'zlar eshitmaganmisan? G'azablantirma uni" dedi. Ya'ni unga bo'lgan odamlarda shubhasi, unga bo'lgan bir ehtiyotkorlik yana ham ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz aytgandagi ko'zi Dajjolni g'ilay ko'ziga o'xshab qolgan edi. 12 yasharida uni Dajjol deb payg'ambarimiz gumon qilar edi. Umar qasam ichsa payg'ambarimiz indamas edi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin mana Imom Muslimda keltiradi hadis Abu Said al-Xudriy roziyallohu anhu'dan. Qissani davomi bundan ham ajib. Dajjol kofir bo'lardi. Sofi musulmon bo'ladi keyin. Musulmon bo'ladi, boy bo'ladi, serfarzand bo'ladi. Haj qilib hajdan, ana shu haj karvoni bilan billa qaytib kelar ekan, Abu Said al-Xudriy roziyallohu anhu aytadi, "Karvonda billa kelar ekanmiz, dam olgani to'xtadik. Men o'zim yuklarimni tushirdim, daraxtning salqiniga borib o'tirdim. Sofi ibn Sayyod ham hajdan kelardi biz bilan musulmon holatida. Yuklarini tushirdi, kelib meni oldimga o'tirdi" deydi. Lekin yonimga o'tirganda bir sovuq deb chiqib ketdi mendan. Ya'ni u odamlar u haqida gapirayotgan yomon gaplarni bir esladimda haligindan bir vahshatga tushdim deydi. Kelib oldimga o'tirganda "Shu meni yonimdan nandiroqqa bosin" degan maqsadda, "Ey Sofi, yuklaringni salqinga olib qo'ysang bo'lmasmidi? Optoda qolsa yaxshi bo'lmaydi" deb o'zidan nari qilmoqchi bo'ldi. U o'rnidan turdi, yuklarni qo'ydi, tuyasini sog'ib sudan olib kelib Abu Said al-Xudriyga tutyapti. O'zi mendan nari bosin deb qilsa, bu endi sutini olib kelyapti. "Ey Abu Said, bundan ichmaysizmi?" dedi. Desa, "Yo'q" dedi, bahona qilib. "O'zi kun issiq, yana sut ham issiq, ichkim. O'zi" dedi, "uni qo'lidan ichkim kelmayapti" dedi. Ibn Sayyod yonimga o'tirib tushundi nima uchun ichmayotganligini. Aytdiki, "Ey Abu Said, shunday bir holatlar bo'ladiki, arqonni olib daraxtga ilib o'zimni osib qo'ygim keladi. Hayotdan zerikib ketib o'zimni o'ldirgim kelib ketadi" dedi. "Nimaga?" dedi. "Odamlar men haqimda gapirayotgan gaplarni eshitib turib yashagim kelmay qoladi hayotda" dedi. "Agar kimdir g'ofil bo'lsa ham, sizlar ansorlar payg'ambarimizni so'zlarini eshitgansizlar-u. Dajjolni zurriyoti bo'lmaydi degan,
zürriyotim Madinada kaldı. Daccal'da kafir bulat degen. Ben Müslüman ben. Daccal Mekke bile Madinada kiramiydi degen. Bana Mekke'de bari hacdı kılıp Madinaya hatip geliyip ben. Neme geyindi? Beni Daccal'da işe adamlar dedi. Şimdi Abu Said al-Hudri hakikatte neme ki ona da kal. Peygamberimiz bu ayken alamadıları bittesiyem torike mi yapıyor? Dedim de nakulü ahval geçtim. Dedi o Safi ibn-i Sayyad sözüne devam ettiler etti ki ben Daccal mas ben. Lakin Daccal'da kaydergeni bilemem. Otasını hem tanıyım ben. Degeni de Abu Said korkup gitti de nere bulmayın, nere bul dedi. Künün kurusun dedi. Nere bulmayından dedi. Abu Said onge karab durup Safi dedi. Eğer Daccal buluştuk seni kursan kılar mıydı eğer Daccal bu senin doyanda? Eğer menge takilif kılınganda Daccal buluştuk. Men yok demez dedim dedi. Bana şöyle tutatamız bunu. Şimdi Tamim ibn-i Avs ad-Dari'nin kıssasını aytamız. Kengi hadisimiz İmam-ı Buhari sahihlerde getirilgen Fatime bint Kays'tan rivayet kılınadı. Tamim ibn-i Avs ad-Dari raziyallahu anhudan Tamim ad-Dari Nasrani dini de buladı. İslam'a giriyordu. Künladı biri de Fatime bint Kays aytadı. Madinada as-salatul camiya, as-salatul camiya, cemaat namazıga çakırı deştik de şaşırganımızca peygamberimizin masjidiga erkek ayol bordik. Odatda bunday çakırı ya bir hatarlı iş bosa, bir cihatga çıkışlı kere bosa çakırlardı ya ki bir cihattan ölecek egen bosa böyle bir şey için peygamberimiz şunu yıkılıp çakırar. Zarar iş bosa çakırar. Hemen yıkılıp egenden ki namazda oku deydiydi. Sonra peygamberimiz türdü de külüp durup ben sizlerde bir hatarlı iş için çakırganım hem yok. Yine sizlerge böyle bir adıken çıkanakı öleceğim hem yok dedi. Fakat ben aldım ki Tamim-i Dari keldi. İslam getirdi. Ve şimdi bir hikayenatı verdi ki ben sizlerge Daccal hakkı derken geplerim ki tamamı doğru kelerdi dedi. Tamim'nin kıssasını miydi? Tamim aytadı. Bu Sahih-i Müslim'de keltirilgen. Tamim-i Dari aytadı. Ashablarımızla bilen ticaret maksadı da kemeye çıktık. Kemanı miydi? Dengizce çıkanımızda şamal kattı oldu. Şamal kemamızı dengiz boylap hayda yürüdü. Bir ay yürüdük. Kayakka kitle geligenizi bilmezdi. Bir ay dengizde çay kaldık. Ahırı şamal tınçıp bizi kemamızda bir aralga çıkıp koydu. Aralga düştük. Kayevler gene bilmiydi bunlar. Aralga düşüp bir kança vakit masrafı yürüyenimizden keyin cünleri şuna bir kalın ligiden orkası kadayı oldu kadar bilmediyen bir hayvan ruburamızda geldi. Halbuki hayvanı körgenmez miyiz? Kimsen, nimesen deyip sorgenimizde adam talibinden cevap verdi. Ben cessa asam ben dedi. Yani bu hakikaten Kur'an'da ayet geliyen. Ama şu ahir zaman bu yanda yerden bir hayvanı çıkarıp koyamız. Adam talibinden yapıradı. Allah'a da ayetleri iman kilitirmeye koydular dedi. Ben cessa asam ben dedi. Bu kana kaçıyor. Başka soru verilmek için bu yanda etti ki kavim dedi Ali cessa asam. O anavu dirde dedi. Dirde bana şu ibadet kılınadırken cahitinlerdi. O anavu dirde silerini haberiyle ki muştah bulupturken bittesi var dedi. Şaşırganımızca ana şu dirge kadar yürüdü. Bu şeytan bulup kalmasın yanadı. Bardık ana şu dirgeye ki ibadetini yekilgenimizde ömrümüzde körmegen nuhatta bir gavdali adamlı tizzeleri, ayakları zancirle baylengen, bütün cesedeki zancir aylengen, uğratırken bana şimdi yekiştirip koyun halde bir kişi oturardı. Biz onge, sen nimesen, kimsen de soru yanımızda, o aydı ki, beni halimden haberdar bulduylar. Şimdi sizler halilerden haber veriyorlar. Çünkü ben sizlerge özümü kimliğimi açsam, sizler kimliği gelmezden ketip asıyorlar, ben cilamıyım ben. Lekin ben çeket almayayım ben. Aval sizler aydılar dedi. Onlar, ne bana soruyorsan dedi. Onlar aydı, Bisan hakkında haber veriyorlar dedi. Bisan, Falastin'deki bir şehir. Bisan'da ne maskeri sen ki? Bisan'da, Bisan bağıda hurmalar var mı dedi? Ha, hurmaları var. Hurmaları serap, adamlar faydalı yaptı. Ha, o hurmalar yok bol işte yakın bol dedi. Sonra Tabariye su hakkında yapırlar dedi. Tabariye Urdun'daki bir köy. Tabariye'de su var mı dedi? Bunlar ha var dedi. Su serap, adamlar iş yaptı dedi. Su yok bol işte yakın kaldı dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda
zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suvi serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U bulog'ni suv ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiy haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makka'dan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylanga. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshlar bola hali bu paytda. Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qishayib qoldi. A bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamim ad-Davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga? Aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba, At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbarga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avsuddariyda aytgan qissasi, Rasulullohda buruv haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yoshar yosh bola singari. Yana shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan bizning aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Soyyodni oxirini gapirib qo'yaylik. Sofi ibn Soyyod ömrünün oxirgi vaqti borganda birorta balası qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyat qolmaydi degandi. To'g'ri keldi. Ko'zi qishaygani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi o'rtasida harro urushi bo'ldi. Madina ahli bilan billa Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taolaning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjal xususidagi darsimizni ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.